ekledim. Umarım göz atarsınız ve kanalla ilgili müşterilere de bilgi verirsiniz. Verin yani. Şu anda kayıt ediyor. Onu da paylaşayım. Mehmet Bey geleceğim dedi. Beklemekte fayda var mı Murat Bey? Öyle gelemeyecek diye biliyorum ben. Siz ne zaman konuştunuz? Yok hani ilk geçen hafta ya da hafta başında yazdığına istinaden Hatırlıyorum. söylüyorum ben. Evet. Ya muhtemelen yetişemeyecek onlar. Okey. Ben O kaydı zaman onlara ekstra gönderirim. tamamdır. O zaman herkese merhaba diyorum. Başta Murat Bey uzaktan bağlananları. Murat Bey özellikle teşekkür ediyorum. Orada saat farkından dolayı sanırım çok erken saatler değil mi? 7-8 civarı olması lazım. Yok yok daha o kadar değil abi. Şey Ben şu söyledim mi? saatlerde zaten artık şey yapıyorum. Tamam, güne başlıyoruz Buralarda. diyorsun. Şimdi şöyle ki arkadaşlar benim için Burhan Bey'in geçmişten bugüne hep bu tip sunumları yorumları çok kıymetli oldu. Eminim buna hazırlık da yapmıştır. Ben böyle rastgele gelişi güzel sorduğum zamanlar genelde böyle bir sunuma döndü ve işte detaylı paylaşım yaptı sağ olsun. Seviyor da şeyi böyle araştırmayı ve dünya gündemi takip etmeyi. Yani benim için hem Türkiye hem burası hem genel konjüktürü anlamak adına dinleyeceğim birçok kaynaktan daha kıymetli olduğu için şey özellikle katılmak istedim yani. Çok teşekkür ederim. Umarım tüm arkadaşlarımız için de faydalı olur. Ben bahsettiğiniz gibi biraz görsel tarafı, sunum tarafında görsellik çok fazlaca var, rakam var ama ben kısa kısa rakamlara değinip aslında işi kolaylaştırmak adına her bir sunumun sonunda özetle çıkardım. Birazcık rakamlar anlatması zor bir şey, dinlemesi daha da zor, onun da farkındayım. Umarım keyifli, sonuçta da hem kişisel kararlarımızı hem de şirket kararlarımızı etkileyebilecek bilgi birikimimiz bir miktar oluşabilir. Bu her şey demek değil tabii. Ekonomi çok geniş yönleriyle bakılması gereken bir alan. Ben sesleri kapatacağım ama çoğu arkadaşım hareket halinde olduğu için farkında olmadan sesler gelebiliyor. Bir saniyenizi alacağım. Herhalde söz almak isteyen arkadaşlar daha önce olduğu gibi parmak kaldırırsa belki daha kolay iletişim kurabiliriz. Şimdi dünyada 2000 yılında milenyuma girerken çok heyecanlanmıştık. Yeni bir dünyaya adım attığımızı düşünüyordum. Nitekim 2000 ile 2007 yılı arasında grafikten de görüldüğü üzere yatayda giden bir Amerikan ekonomisi. Amerikan ekonomisi aslında tüm dünya ekonomisinin özeti gibi düşünebiliriz. Yani Amerika'nın tek başına özelliği gibi düşünmemekte fayda var. Dolayısıyla Amerika'daki olumsuzluk 1929 buhranında olduğu gibi tüm dünyayı etkileyebilecek hal alabiliyor. Bu da insanlık adına çok derin sancılar, akabinde yaşanan o trajedilere yol açabiliyor. O yüzden dünyayı anlamak istiyorsak önce Amerika'dan başlamamız gerekiyor. Amerika zaten tek başına dünya ekonomisinin %25'ine yakın kısmını tek başına karşılıyor. Ekonominin %25'i, dünya ekonomisinin %25'i tek başına Amerikan ekonomisi demek zaten. Şimdi böyle bir grafik hazırladım. Daha doğrusu bunların çoğunu internet ortamında hazırlanmışları vardı. Kendim hazırladıklarım da var. Bu güzel bir grafikti. Bunu koymak istedim ve bu grafik üzerinden anlatımı devam ettirmek istedim. Heyecanlı milenyumdan sonra o bahsettiğim 2007'ye kadar standart olan giden bir ekonomi bir anda Amerika'da terse dönmeye başladı. 2007 yılında Amerika içinde sancılar başlamıştı. Bu tamamen konut sektöründe meydana gelen şeyden kaynaklıydı, aşırı ısınmadan kaynaklıydı. Bu şu anlama geliyordu. Amerika'da siz bir cadde üzerinde ya da herhangi bir semtte ev aldığınızda, kredi kullandığınızda 6 ay sonra, 1 sene sonra kredinin üstünde bir gelir elde ediyordunuz ve insanlar bu fırsatı kaçırmamak adına bankalarda
gelen müşterileri boş çevirmemek adına evin %100'üne yakın kısmını ya da konut ya da iş yeri fark etmez. %100'üne yakın kısmını kredilendirmeye başladı. Bu zaman içerisinde herkesin kredilerini geri öderken bir sorun yoktu ama kredilerin geri ödenmesinde son kullanıcı olan yani ödeyici kesim kredi kullananlarda bir geri ödemede sorun yaşandığında tüm sistemde bir tıkanıklık meydana geldi. Bu 2008 yılında patlak verdi. Adı mortgage krizi olarak dünya literatürüne girdi. Akabinde mortgage kredilerinin türev ürünlerle piyasada menkul kıymetlere çevirip satan menkul şirketler vardı, bankalar. Yani Lehman Brothers gibi. Bunların batışıyla ki Lehman Brothers çok büyük bir kuruluş. Çapı çok büyük. 200 milyar dolar diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Belki daha da fazla. Tek başına batmış olması tüm dünyayı alt üst etti. Sonra bir anda mortgage krizinden finansal krize doğru gitmeye başladı dünya. Tabii buradaki o Lehman'ın batması Amerika ile eşgüdüm halinde ticaret yapan bankacılık sektöründeki o küreselleşmenin de getirdiği etkiyle birlikte Avrupa'ya da sıçramış oldu. Avrupa'da akabinde hemen Yunanistan, İspanya, İtalya, İrlanda özellikle Portekiz gibi ülkelerde yani ekonomisi sallantıda olan ülkelerde ya da borçluluğu yüksek olan ülkelerde etkisini gösterdi. Ve Avrupa'ya da sıçramış oldu. Tüm dünyayı kavuran bir ekonomik krizle neden olmaya başladı. Fed şöyle bir karar aldı. Dedi ki eğer ben kurtarmazsam bu büyük ekonomileri evet 1929 krizi gibi Hakan'cığım. Hakan Güreş 1929 krizi gibi diye not yazmış sağ olsun. Tam olarak benzemese de 1929'dan sonra görülebilecek en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz. Ama riskler bitmediği için belki 29 bile ayırabileceğimiz dönemlere evrilme ihtimali olan bir dönemden de geçiyoruz aslında. Amerika dedi ki ben buradaki ekonomik sıkıntıyı ya da batık kredileri, batık varlıkları satın alayım, piyasaya para süreyim. Bu elde piyasanın döngüsünü bozmayayım. İşte Citibank gibi, Bank of America gibi dünyanın en büyük bankalarının batmasına da bu anlamda müsaade etmeyeyim dedi. O tarihe kadar Amerika 200 yıllık ekonomik süreçte yaklaşık olarak 900 milyar dolarlık para basmışken bu batık faiz kredileri, menkul kıymetleri satın alma yoluyla piyasaya 2 yıl içerisinde 4,5 trilyona kadar çıkardı buradaki varlığı. Yani 200 yılda bastığını 4 katından fazlasını son bu krizin başladığında 2 yıl içerisinde yapmış oldu. İnanılmaz bir para büyüklüğü oluştu. Dünya ilk defa böyle büyük bir parayı hatta havadan, helikopterden para atmaya başladığına dair basından belki sizler de hatırlayacaksınızdır. Türkiye bunda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ve dövizi dışarıda likitte sorunu olan ülkeler ilk başta bu olumsuzluktan, olumsuz bir yönde, negatif bir yönde etkilendiler ama sonrasında o kadar çok para basılmıştı ki gidecek yer arıyordu. Türkiye'de bundan nemalandı. O tarihte hükümetin açıkladığı gibi teğet geçecek dedi. Teğet geçme nedeni çok para basılması ve Türkiye'ye o dönemde o tarih itibariyle paranın bir miktar akmasıydı. Ve gerçekten de 2009'dan sonra Türkiye hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Ama dünyada bu kriz hemen sonlanmadı. Tahminen 10 yıllık bir düzenleme periyodu öngörüyordu ekonomistler. Diyorlardı ki 2008'de başlayan kriz 2020'ye kadar devam edebilir. Gerçekten de belli periyotlarda iyileşme başladı ama buradaki ekrandan da görüleceği üzere işte para basmaya başladı. Sonrasında dedi ki bu paranın basmanın sonu yok. Bir yerde bitirmem lazım. Yüksek enflasyon neden olabilir? Enflasyonu %2 gördüğüm anda durduracağım. Fed'in açıklamaları bunlar. Ve dağıttığım parayı bir miktarını geri çekmeye başlayacağım dedi. Sonra 2015'te bilançosunu küçültmeye başladı. Yani bilanço küçültme demek piyasaya dağıtmış olduğu parayı geri alması, tapering dediğimiz yukarıda da yazan dağıttığı paranın geri toplandığı bir ortam oluşturmaya başladı. Buna karar verdi ve ondan sonra da faizleri artırmaya başladı. Ha, bu arada faizleri sıfıra kadar neredeyse indirdi Amerika.
Yani sıfır faizde 4,5 milyon piyasaya vererek ekonomiyi canlı tutmaya çalıştı. İlk başta Avrupa dedi ki yanlış yapıyorsun. Böyle bir ekonomi düzelmez dedi ama Amerika'nın doğru yolda olduğu zaman içerisinde anlaşıldı. Avrupa Merkez Bankası geç kaldığını anladı. O da sonradan para basmaya başladı. O da Yunanistan'ı kurtardı. Diğer ihtiyaç olan ülkelere para dağıtarak ekonomisini belli bir zaman taşımayı başardı. Ama Amerika yaptığı bu adımda doğru karar verdiğini tarih olarak belgelemiş oldu. Dedi ki 2015'ten sonra dağıttığım parayı küçülteyim. Sonra da ekonomiyi tekrar dengesine kavuşturayım dedi. Nitekim 2018'e gelene kadar hem faiz artırdı hem de piyasadan 1 trilyon dolara yakın parayı topladı, geri topladı. Yani 3.5, 3.6 milyar trilyon dolara yakın bilanço büyüklüğünü oluşturdu. Yani 4.5 trilyon dolarda. Bu sefer hızlı davrandığı fark edildi ve bir anda 2020'ye girmeden, bu 2019'u işareti, bilmiyorum mouse hareketlerini görebiliyor musunuz? Repo krizi adı altında bankaların likit ihtiyacı doğdu. Bankalar yani para hızlı bir şekilde piyasadan çekilmeye başlayınca bu sefer likit krizi başlayınca faiz piyasada olabildiğinden daha fazla artmaya başladı. Bu sefer dediler ki biz erken davranalım biraz geniş yayacağız dediler. Buna yönelik karar almaya başlarken 2020'de hepimizin malumu pandemi başladı. Yani yeni bir kriz evrildi aslında. Bunun da çok sıcak tanığıyız. 2020 yılında bir anda dünyayı hiç beklemediği bir şekilde pandemi endişesi sardı. Ekonomiler içe kapandı. Üretim darboğaza girdi. Tedarik zincirleri kırıldı. Fed'in alışkanlığı vardı. Dedi ki evet ben bu üretim kaybını, ekonomideki büyüme kaybını yine para basarak devam ettireyim dedi. En kolay para basarak devam ettirmekti. 3,5 trilyon doları şu anda 9,5 trilyon dolara çıkardı arkadaşlar. Yani 10 sene içerisinde şöyle baktığımızda, 12 sene, 15 sene içerisinde 2007-2008'i baz aldığımızda 900 milyar dolardan bugüne geldiğimizde 10 kat artırdı para miktarını, bastığı para miktarını. Yani şu anda dünya 15 sene önceki paradan 10 kat daha fazla parayla haşır neşir durumda. Biz buna rağmen döviz darboğazı yaşıyoruz da ilginç o noktaya gelip geleceğiz. Sonuç itibariyle pandemide ekonomik kayıpları para basarak giderme yolunu tercih eden FED bu sefer o kadar çok para bastı ki dediler ki artık enflasyona yol açmaya başlayacak. Ciddi bir para bolluğu var. Bu para emtia fiyatlarına gitti. Yani petrol fiyatları arttı. Altın fiyatları arttı. Özellikle kripto ürünler gibi alternatif ürünlerde ciddi bir patlama yaşandı. Yani takip eden arkadaşlarımız da bunu bilecektir. Bu para bolluğundan ileri geliyor. Yani sınırsız bir varlık alımından kaynaklı başlattığı satın alma politikasının artık ekonomileri boğabileceği noktaya geldi. Pandemi biraz yavaşlar gibi oldu. Amerika ben kararını şöyle verdi. Yani şu an yaşadığımız süreçte söylüyorum. 2020'nin ortasından itibaren dedi ki 9,5 trilyon doları biz devam ettiremeyiz. Bir miktar para geri alımı yapmamız lazım. Bir kere varlık alımını yavaş yavaş durduracağız. Adım adım yapacağız bunu. Çünkü bir anda kesinlikle tüm dünyada şok olabileceğinden korktukları için dünyayı da hazırlamak adına dediler ki biz şeyi para miktarını adım adım azaltacağız. İşte aylık 90 milyar dolar alımından para basmayı azaltacağız. Sonrasında da hızlı bir şekilde faiz artıracağız dediler. Krizin başladığında faiz 0.25 baz puanken, yani 1 puanın 4'te 1'i iken, 0'a yakınken 6 ay içerisinde, 2022 6 ay içerisinde 0.75 4 defa hızlı bir şekilde faiz artırdı. 3 defa pardon. 1.50, 2 tane 75, 75. Şu anda 2.25 boyutuna çıkardı faiz. Bu da Amerikan dolarının diğer dünya paraları karşısındaki gücünü artırdı. Hızlı bir şekilde Amerikan doları değer kazanmaya başladı. Amerikan dolar endeksinden de bunu gözlemleyebiliyoruz. Dolar endeksi demek dünyadaki büyük para birimleri karşısında bir sepet oluşturuluyor. Bu sepete göre doların değerini ölçümleyen bir endeks. İçerisinde Avrupa Merkez Bankası parası, Euro var, İngiltere parası, Kanada, Çin falan gibi ülkeler var, Avustralya gibi. Dolayısıyla büyük ekonomilerden oluşuyor bunlar. Bu da hızlı faiz artırmaya devam edeceğine işaret verdi ve bundan sonra Amerika bunu bir yıl sonuna kadar 4-4,5 bandına çekeceğini, bunun dövizle özellikle doları güçlendireceğine yönelik bir beklenti var. Ama bunun da 2023 ile alakalı resesyon korkusu var. Yani dünyada tekrar
faizleri yükseltirseniz bu sefer paraya ulaşım zorlaşacak. Üretim yapan firmalarda üretim azalmaya başlayacak. İnsanlar elindeki para miktarı azalacak. Bu da resesyona yol açacak. Ekonomi durduracak korkusu oluştu. Resesyon demek, işsizlik demek, gelir azalması demek. Olumlu etkileyebileceğini düşünüyor ve şu anda resesyon korkuları var 2023 için. Dünya geldiğimiz nokta buydu. Ben biraz uzatmış da olabilirim ama bu kadar bilgi yeterli. Bir sonraki slaytta o parasal büyüklüğün sadece Amerikan Merkez Bankası ile sınırlı kalmadığı, içerisinde ECB yani European Central Bank yani Avrupa Merkez Bankası var, Fed var, Japon Merkez Bankası var, Çin var. Hepsi en az 10 kat para miktarlarını artırdılar. Ekonomilerindeki kaybı bu pandemi sürecinde dikkat ederseniz 2020'nin ilk çeyreğinde ciddi bir sıçrama var. Burada da o bahsettiğim ekonomilerin toplamı üzerinde 24 trilyon dolara eşlenik bir paraya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Yani 14 trilyon dolardan 2 yıl içerisinde tüm dünyada 22 trilyon, 8 trilyon dolarlık bir büyüme var arkadaşlar. Geldiğimiz noktada inanılmaz bir para var ve bu parayı durdurmak, faiz artırarak ekonomiyi, enflasyonu düşürmek adına bir öngörü var. Dünyayı bu kadar anlattıktan sonra, efendim, biri bir şey mi dedi tam duyamadım. Burhan abi ben müsaadeniz olursa. Ben sesleniyorum ama yoldayım. Gidip geliyor mu? Şu anda duyuyorum. Bilemedim. Şu anda ses geliyor mu? Şimdi, şu anda duyabiliyoruz. Doğrusu sağ olun. Ben de ararım. Evet. Size ricada var. Belki daha mikro düzeyde. Aslında arkadaşlara şunu da söylemek lazım. Biz şimdi bu sunumlarda ne sonuç çıkaracağız da ne işimize yarayacak kısmında. Bunların devamında göreceğiz. Sağ olun. Hemen şey anlaşıldı. Evet, şunun için diyorum abi, asıl amacımız şuydu, dünyayı, sonra Türkiye'yi, sonra cam payı ve sektörü anlayıp her arkadaşın vereceği her kararda başımıza gelebileceklerle ilgili söylediklerinizden yoğun not alıp, iyi konsantre olup bu 2023'lere hazır etmek. Belki onu da bir araya sıkıştırmak lazım, sağ olun. İleriye yönelik de biz mikro düzeyde İstanbul'a da gideceğiz. Şöyle Celal Bey, tam da bahsettiğiniz konuyla alakalı sunumun devamında var. İlk aşaması bu. İkinci aşaması Türkiye'yi konuşacağız. Sonrasında jump up'ı yapmalı. Geçeceğiz ve sonra belki soru cevaplarla da bunu pekiştireceğiz. Bunun devamında da ihtiyacın devamı halinde İstanbul ve Ankara'da da doğrudan jump up'ların operasyonel çalışmalarının sonucunda elde edilen finansal sonuçları paylaşacağız. Hem eğitim amaçlı olacak, hem de orada farkındalığı artırmış olacağız. Teşekkür ederim. Belki bir izgahta bunu söylemek gerekirdi ama Melike Hanım o kadar güzel yazmış ki hepsini anlatıyor diye ben biraz girmedim tekrar olur diye. Ama bu açıkmış, o açık kalmıştı. Tamamladığı için teşekkür ediyorum. Devam edelim isterseniz. Şimdi bu konuştuğumuz global seviyedeki anlatımların özetleri, yani şu anda dünya nereden geçiyor, ne oluyor? Çoğunu konuştuk aslında. Yüksek likiditenin sonuna geldi dünya. Yani o para basmanın sonuna geldi. Bu sonsuz bir varlık değil. Para ne kadar çok olursa sonunda ciddi zarar veren de bir enstrüman. Optimum seviyesini bilmek lazım. Şu anda bunun sonuna geldiğimizi biliyoruz. Lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve global enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu dünya çapında körüklüyor. Ve bunun farkındaysanız Amerika 40 yılın, Avrupa 40 yılın üzerinde enflasyon yaşıyor. Amerika'da 9,5'lar seviyesinde ki bu ülkelerde 1 ila 2,5 mertebesinde yıllarca giden bir enflasyondan bahsediyoruz. 10 dediğimizde 5 kat yükselmiş bir enflasyon var. Avrupa'da keza 11-12'ler boyutunda. Diğer ülkelerde de böyle. Dolayısıyla enflasyon şu anda dünyanın baş belası ve bunun ana sorumlusu global enerji fiyatlarındaki artışlar. Bunu da şu anda Rusya-Ukrayna savaşında enerji bölgelerinde olan savaş nedeniyle de fiyatların geri gelmesi, üretim artamadığı için, arz düştüğü için fiyatlarda kısa vadede düşüş olmayacakmış gibi de görünüyor. 2023'e girerken dünyada resesyon, yani ekonomide küçülmeler riski artıyor ve bu anlamda ülkeler kendini hazırlıyorlar. Biz de şirket bazında bununla ilgili kararlarımızı zaten takip ederek vermeye çalışıyoruz. Başta Fed olmak üzere faiz artışları likiditeye ulaşımı güçleştiriyor. Çünkü o kadar çok para var ki bu paranın gideceği yer artık çok tehlikeli boyutlara ulaştı.
Dolayısıyla parayı geri çekmek adına faiz artırarak likidite ulaşımı bir miktar güçleştirme gayretini sarf ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu arada Rusya, Ukrayna ve Çin, Tayvan krizleri dünya üzerinde paylaşım kavgasında olduğuna işaret ediyor. Aslında temelinde şu anda Tayvan ve Çin arasında savaş varmış, endişe varmış gibi görünse de asıl endişe Çin'in çok büyümesinin, Amerika'nın da ekonomide küçülme yaşaması, büyüyememesi, gereksiz yere bir dev yarattığını farkına varması, farkındaysanız Trump bunu söylemişti açık açık, ekonomide bir miktar büyümeden vazgeç diye anlaşma yoluna gitmeye çalışıyordu. Şu anda da Amerika Çin'e bir ambargo uygulayarak küçültmeye çalışıyor. Çok büyüdü çünkü. Yani 2040 yıl içerisinde, yani 2040'ta dünyanın en büyük ekonomisi olacağı konuşuluyor idi. 2030-2040'lar arasında. Şu anda Amerika biraz bastırıyor Çin üzerinde. Çin 30 senedir ortalama 8 ila 15 boyutunda büyüyen bir ülkeyken son yıl büyümesi 3.8'e kadar düştü. Amerika'nın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgesel ve dünya genelinde savaş endişeleri artıyor. Yani şu anda da bunu hepimiz zaten canlı bir şekilde gözlemliyoruz. Global tarafı özetledikten sonra Türkiye ekonomisini konuşalım. Türkiye ekonomisinin çok içerisinde siyaset gibi anlaşılabilir. Ama burada tamamen veriye dayalı olarak kendimizin veri okumasından ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiğimiz olarak algılayın. Herhangi bir siyasi falan olması mümkün değil. Hatırlatayım diye söylüyorum. Öyle bir niyetimiz yok. Tamamen istatistiksel verilere ve sonuçlara dayanarak bir sonuç çıkarma gayreti var burada. Şöyle bir tablomuz var. Türkiye nüfusu 2021 sonu itibariyle 84.680.000 nüfusumuz var. Tüketici güven endeksimiz 68. Sanayi üretiminde %9.1'lik bir büyüme var. Gayri safi yıllık büyüme tüm sektörlerin toplamı %7.3 2022 ilk çeyreği itibariyle. İşsizlik oranı 10.9. Tüketici fiyat endeksi bu 6. ayda 78.62, bugün açıklanan enflasyonla birlikte 79.60 oldu. Yani %80'e dayanmış yaklaşık 20 yıldır görmediğimiz bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu TÜFE. Anadolu'ya baktıktan sonra isterseniz, çok pardon, gelenler oluyor, onları alacağım. Bu ekonomik verileri tek tek hızlı bir şekilde grafik olarak hazırladım. Onlar üzerinden değerlendirelim. Türkiye ekonomisinde büyüme yaklaşık 2002 yılından beri büyüme verilerini gözlemliyoruz. Yani her yıl ne kadar büyümüş onu gözlemleyebiliyoruz. Türkiye maalesef bir ya da iki yıl çok hızlı büyüyor, ardından bir soğuma oluyor. Fakat son dönemde şu eğilim çizgisine baktığımızda büyüme kaybı olduğumuzu gözlemleyebiliyoruz. Yani Türkiye son 20 yıldır büyümede bir ivme kaybı yaşıyor. 2013'e kadar ciddi bir büyüme kaydetti. Sonrasında da büyümede bir küçülme, büyümede bir daralma söz konusu. 2009 krizinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de negatif bir büyümesi var. Yani Türkiye o tarihte %5 küçüldü. Sonrasında baz etkisiyle birlikte 8.9 büyüdü, sonra 10.7 büyüdü, sonra bir anda 4'e düşüyor. Yani Türkiye'nin ana sorunu stabil olmamasından kaynaklı. Ekonomiyi bir anda ısındırıyoruz, sonrasında sert bir duruş yaşıyoruz. Bu da ülkenin maalesef kaderinde var. Yani ben 40 yıl, 50 yıllık bir ekonomik verilere baktığımda bunun herhangi bir siyasi parti olmaksızın dönem dönem yaşandığını gözlemledim. Stabilizasyon yok. Belli bir siyasetin almış olduğu kararlarla hızlı büyüme ya da hızlı küçülmeler dünyayla birleştiğinde acı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Nitekim öyle olmuş. Şu anda 2019'da tekrar sıfıra yakın bir büyüme ki dünya burada küçüldü. Biz burada birazcık işsizliği teşvik, devlet teşvikleriyle birlikte ayakta tutmaya çalıştık. Sonrasında kredi musluklarını açtık. Malumunuz arkadaşlar takip ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hükümet KGF kredileri ve kredi musluğunu özel kredi teşvikleriyle ekonomiyi canlı tutmaya başladı. Ama %11 büyüdük 2021'de. Bunun şöyle bir sıkıntısı oldu. 20'de pardon. Çok özür diliyorum. 2021'in sonunda, 2022 bu. %11 büyüdük 2021 sonunda ama bunun da bedeli aşırı kredi piyasaya sürüldüğü için, onun da dövize karşılığı için dövizde oluşan köpük, şu an yaşadığımız süreç.
Şu anda da 7.3 ile büyüme oranımızda dünya ortalamasının üzerinde görünüyoruz. Ama gerçekleri çok yansıttığı kanaatim, yani ben kişisel kanaatim olarak söyleyebilirim. Sebebi şu, burada sanayi desteklemek adına bir kredi çalışması var. Ana büyümenin kaynağı sanayi ve ihracatmış gibi görünse de sonrasında tekrar düştüğünü gözlemliyoruz. Bu da biraz sanal ve hormonlu büyümeymiş gibi duruyor. Umarım hükümet amaçlamış olduğu büyümeyi sanayi ve üretimle sağlayabilir. Enflasyona baktığımızda Türkiye 2006 yılından 2016 yılına kadar %10 mertebelerinde bir enflasyonda hem TÜFE hem ÜFE boyutunda enflasyonla yaşadı. 2017'den 2018'de yaşadığımız krizle birlikte bu dövizdeki oluşan o olumsuz negatif durumla birleştiğinde bir anda %33 gibi yüksek bir oranda enflasyonla tanıştık. Sonrasında sıkı para politikası uygulayarak 2019'da 7'lere kadar tekrar düşürdük ama hükümetin sonrasında tercihiyle alakalı olsa gerek. O da konuda yorum yapamayacağım. Bir anda TL'nin kredi musluklarını açtığı için dövizi etkiledi. Döviz de ana girdi maliyetimizde, ana kalemlerden bir tanesi olduğu için bir anda döviz şeyde enflasyonda patlama yaşadık. Bugün açıklanan enflasyon sonucunda birleştirdiğimizde %144'lük bir üretici fiyat endeksi, yani maliyet enflasyonu, bu üreticilerin maliyetine giren enflasyon, tüketicilerin de hissettiği, bu TÜİK'in açıklaması tabii, bu konuda farklı görüşler de var, %80'e yaklaşan, bu bir yıllık enflasyonda bahsediyoruz. Ve dünyada birkaç ülkede ilk 3 ülke arasındayız. Enflasyonu yüksek seviyelerde olan hiper enflasyona doğru giden ülkeyiz. Sonrasında işsizlikle alakalı seviye nedir diye baktığımızda işsizlik şu anda mevsimsel arındırılmış şekliyle baktığımızda yaklaşık 11.4 mertebelerinde bir işsizliğimiz var. Nisan 2022'de açıklanan son veriden bahsediyorum. Burada da hükümetin 2020 yılında o pandemiyle birlikte istihdamı teşvik amaçlı çıkardığı ve destekleme primlerinin de etkisi var. Yani işten çıkarmayı yasal olarak durdurduğu, ekonomik zarar görmesin, işsizlik artmasın boyutunda almış olduğu kararların da oldukça etkisi var. Fakat son dönemdeki o büyümenin nedeniyle hızlı bir şekilde 2021'de işsizlik düşüyor. Büyüme %11'lik seviyeye geliyor. Yani hükümetin tercihi burada ekonomiyi canlı tutmak beklentisi olduğunu düşünüyorum ben. Amacı bu. Fakat bunun mali boyutunu göz ardı etmemesi de gerekir. Şu anda bunun sancıları yaşıyormuş gibi bir durum söz konusu. Sonraki grafikte Türkiye'nin dış ticaret verilerine baktığımızda Mayıs 2022'de 242 milyar dolarlık bir ihracatımız, 313 milyar dolarlık bir ithalatımız var. 2013'ten baktığımızda yaklaşık olarak 80 milyar dolarlık bir ihracatta artış söz konusu. Yani ihracatta bir artma eğilimi var. Fakat ihracatın ithalata bağımlı olduğunu bu ithalat rakamlarına baktığımızda da gözlemleyebiliyoruz. 260 milyar dolarlık 2013 ithalat rakamı şu anda 313 olmuş, 313 milyar olmuş. Burada esas olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %61'miş. Yani ithalatının %60'ını, 62'sini Türkiye ihracatla karşılayabiliyorken 66, 70, 73 gibi devam ediyor. Burada da belirleyici kısım döviz kurlarındaki ani hareketlilik. Eğer kurda yukarı yönlü büyük bir sıçrama varsa ki 2018'de gördük, sonrasında İthalatta özel tüketime dayalı olan ithalat kısmında yatırımların da geriye çekilmesiyle birlikte ithalatta bir yavaşlama, ihracatı da doğal olarak destekleyen bir durum haline gelmiş olduğu için burada karşılama oranlarında bir artış oluyor. %86'ya çıkmış, 77, 83, 77. Türkiye'nin bence en büyük sorunlarından bir tanesi dış ticaret açığı. Bunu 50 yıldan beri çözemedik. Maalesef böyle giderse de ülke olarak bunun şeyini çözemeyeceğiz gibi de duruyor. Yani ana sorun Türkiye'nin burası. Burayı çözmemiz lazım. Şu anda dış ticaret açığı 71 milyar dolar. Yani 2022 Mayıs ayında. Bir önceki yıl sonunda 46 milyardı. Burada ciddi bir artış söz konusu aslında dolar bazında. İthalatı karşılamanın yükselse bile son 5 yıla göre yükseliş eğiliminde olduğunu gözlemlesek de 71 olmasının ana nedeni enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışlar.
Yani doğal gaz fiyatları %600 artmış. Petrol %100'ün üzerinde dolar bazında artmış. Ve Türkiye'de bunlara tamamen ithal eden bir ülke olduğu için yani 45-50 milyar dolar olan enerji faturası 100 milyar dolara çıktı. Ve bu da Türkiye'nin hassasiyet içinden geçtiği dönemde üzerinde yüklenen ilave bir yük oldu ve beklenmeyen bir yüktü. Buradaki veriyi de hızlıca bu kadar söylemek yeterli olur kanaatindeyim. Zaten sizler de rakamda ekrandan takip ediyorsunuz. Peki bu dönemde dünya para basarken Türkiye ne yaptı? Ona da bakalım. Türkiye'de bu para basma politikasını uyguladı. Hatta dediler ki dünya para basıyor, ekonomiden öyle kurtarıyor. Türkiye'nin de tam da para basma zamanıdır. 2020'den bahsediyorum bu pandemiyle birlikte. Devlet para bassın, şeyleri üretim yapamayan, kapalı kalan fabrikaları ya da üretim tesislerinde ya da esnafın bu açığını bu şekilde kapatsın dendi. Buradan bir yol açıldı. Zaten ekonomideki o küçülmeyle birlikte paraya da ihtiyaç vardı kaynağına. Ülke olarak da Merkez Bankası biraz mesai yapmış görünüyor burada. Arkadaşlar emisyon hacimleri bu normal basılı kağıt emisyon hacmi, mavi olanlar. Turuncu olanlar M1 yani bunun içerisinde mevduat, vadesiz mevduatlar dahil oluyor. M2'de ise vadeli mevduatlar dahil oluyor. Yani Türkiye son dönemde inanılmaz bir şekilde parasal büyüklüğe yol açmış durumda. Bunun enflasyonun üzerinde olumsuz etkilerini malumunuz takip siz de tahmin edersiniz. Ve bu para basmanın ilk 7 ay içerisinde yaklaşık olarak %25-30 mertebesinde büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yıl sonuna kadar bu oran daha da artacağını tahmin ediyorum ben. Çünkü bütçe açıklarıyla birleştiğinde para basmanından başka bir yol olmadığını söyleyebiliriz. Peki sıcak para bastığı para miktarı ne? Şimdi 2016'dan 2017'ye 10 milyar TL basmış Merkez Bankası. Bu bildiğimiz kağıt paradan bahsediyoruz. 2018'de 3 milyar TL basmış. 2018'deki krizle birlikte ihtiyaç olduğundan faiz miktarı arttığı için devletin herhalde ihtiyacı olmuş o tarihte. 19 milyar TL civarında bir para basmış. 20'de 35 milyar, 21'de 47, 2020 7. ayda 72 milyar. Yani para basma hızında da bir artış var. Bu eğilim çizgisi de onu gösteriyor. Merkez Bankası'nın para arzıyla alakalı kısmını da bitirdikten sonra peki yaşadığımız 2018 döviz darlık krizi artı 2020'den itibaren yaşadığımız ve hala yaşamakta olduğumuz dövizdeki hızlı artışın insanlar ve şirketler üzerindeki etkisi ne olmuş ona bakalım. Bunun için şunu söyleyebiliriz. 2014 senesinde toplam mevduatlarımızın 141 milyar 605 milyar doları dövize bağlı. Bunun içerisinde euro, dolar, sterlin gibi değerlendirebiliriz ama tabii ki ağırlıkla euro dolardır. Bunun 88-89 milyar dolarlık kısmını şahıslar, şeyler almış, bireysel kullanıcılar almış, bireysel yatırımcılar, sen ben almışız. 52 milyar dolarını şirketler almış, şirketler, bankalar. Bugün itibariyle baktığımızda 210 milyar dolar çıkmış toplamda 141 milyar dolar olan varlık, mevduat hesabı yani döviz tevdiat hesabı demek DTH. 210 milyar dolara düşmüş fakat bu 2021 sonunda 237 milyar dolarmış. Buradaki düşüşün ana nedeni şu an uygulanan KKM ile alakalı arkadaşlar. Bu şu demek, 237-210 milyar yaklaşık 27 milyar dolarlık bir KKM'ye bozdurun. KKM için dövizden TL'ye geçilmiş. Burada vergi avantajlarının varlığını unutmamakta fayda var. Yani insanlar özellikle toplum dövizdeki bu hareketliliği görünce 2018'den itibaren dövize meyletmiş durumda. Şirketler de keza kendini hece etmek adına zaten borçluluk oranları yüksek. Hemen dövize yönelmiş durumdalar. Dolayısıyla doların cazibesi toplum içerisinde artmış. Bu ekonomik anomaliden kaynaklı. İnsanların tercihlerini değiştirdiği için enflasyonda yüksek bir seviyeye geldiğim için kendini koruma içgüdüsüyle dövize meyil artmış. Bunu söyleyebiliriz. Peki Türkiye'nin cari açığı ne durumda? Şimdi bir kere grafiğe baktığımızda eğilim çizgisini incelediğimizde 2006'dan itibaren cari açığın
azalma eğiliminde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 2014'e kadar ciddi oranda bir cari açık var. Sonrasında bir cari açıkta daralma söz konusu. Burada Türkiye'nin büyümesi dış ticaret ithalatına dayalı olduğunu gözlemliyoruz. Yani Türkiye hızlı büyüdüğü dönemlerde cari açığı çok olan bir ülke. Nitekim 2011 senesinde 75 milyara yakın dolara yakın bir cari açık vermiş. 2012'de 50 milyar dolar hükümet tabii belli bir kararlar almış. Dövizin de artışıyla alakalı da olabilir. Şu yıllarda ciddi oranda bir cari açık pozisyonumuz doğmuş. Yani olmayan paramızı bu aralarda harcamışız. Sonrasında döviz ihtiyacımız olduğunda döviz baskısı oluşmuş. 2018'e geldiğimizde ithalatı kısmak zorunda kalmışız. İhracatı desteklemişiz. Burada bir artıya geçmişiz. 2020 pandeminin etkisiyle tekrar bir ihracat pazarlarımızda daralma olmuş. Yine cari açık vermişiz ve hala açık veriyoruz. Hükümetin güç, doları yüksek, kuru yüksek tutma azmini ihracatı arttırmak politikası olarak açıkladığını biliyorum. Amacını da bu şey yapıyor ama burada işte tercihler sıralaması diye bir şey kavram var. Yani yapmak istedikleri timing hatası olabilir. Yoksa ihracatı artırma eğilimi, cari açığı kapatmak eğilimi doğru bir karar olabilir. Ama kurlarda bir durulma yokken, stabilizasyon yokken, Merkez Bankası bilançosu çok zayıflamışken döviz pozisyonu açısından önünü açtığınızda farklı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ve şu anda 2022'nin 6. ayında arkadaşlar 25 milyar dolarlık cari işlemler açığımız var. Açık devam ediyor. Bunu turizm ve yurt dışı internet gelirleriyle kompanse etmeye çalışıyoruz. Bir kısımda borçlandı. Bir sonraki grafiğe geçelim. Şu anda kamuoyunda en çok tartışılan konulardan bir tanesi Türkiye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eridiği ve büyük risk altında olduğu ile ilgili. Bununla ilgili şöyle açıklama yapabiliriz arkadaşlar. Türkiye brüt rezervlerde yaklaşık 125 milyar dolara kadar rezervlerini yükseltti Ocak ayı itibariyle. Fakat bunun içerisinde swap işlemlerinin varlığını da unutmamak lazım. Yaklaşık olarak 55-60 milyar dolarlık bir swap var. Sonrasında ise döviz rezervlerinde erime olduğunu gözlemliyoruz. Kuru kontrol altına almak için bankalar üzerinden ya da Merkez Bankası'ndan doğrudan piyasa müdahaleleriyle elindeki döviz pozisyonunun bir miktarını piyasaya satarak kullandığını bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yani şu an için Aralık'tan bugüne 125'ten yaklaşık 27 milyar dolarlık bir döviz varlığımızda azalma olduğunu gözlemliyoruz. Ve buna rağmen dolar 18'de aştı bugün. O da ilginç bir tarafı. 98.3 milyar dolar brüt rezervimiz var. Eksi 55 milyar dolar da swap düştükten sonra net rezervimiz var. Yani olmayan rezervimiz var. Bu Türkiye'nin işte en büyük risklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sadece net rezerv üzerinden baktığımızda, net rezerv demek şu anlama geliyor arkadaşlar. Merkez Bankası'nın kendi uhdesinde, bilançosunda kayıtlı olan ve kendisinin kullanımına hazır olan varlıkları, bunun üzerine bankalardan aldığı karşılıklar, uluslararası bankalardan almış olduğu kredi line'larını falan eklediğimizde brüt rezervler oluşuyor. Yani kendi kaynakları olarak dikkate aldı arkadaşlar. 71 milyar dolarmış 2010'da. Şu anda 6 milyar dolar. 6 milyar dolardan da 55-60 milyar doları şeyden kaynaklı, swap'tan kaynaklı. Yaklaşık %55 milyar dolar bir negatif rezerv söz konusu. Merkez Bankası şu anda, ya bunu biz görüyoruz, herkes görüyor. Bunu uluslararası yatırımcılar da görüyor. Bu Türkiye'nin büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bunu hızlı bir şekilde yerine koymamız lazım. Ama uluslararası finansal çevrelerde borçlanma yolu tercih edilmiyor. Hükümet farklı bir borçlama tekniği uyguluyor. O da swaplar yöntemi. Uzun vadeli, düşük faizli kredilerle, blok halde alınabilecek kredilerle Merkez Bankası bilançosu düzeltilirse uzun vadede döviz üzerindeki baskının kalkabileceğini söyleyebilirim. Peki Türkiye'nin borçları ne durumda? Yani Türkiye borçlu bir ülke ve borç rakamımız her geçen gün artıyor. 2010 senesinde toplamda 308 milyar dolarlık borcumuz var. Bunun 93 milyar doları kısa vadeli, 215 milyar doları uzun vadeli borçtan oluşuyor. Bugüne geldiğimizde bu borç 451 milyar dolara. Bunun 132 milyar doları
kısa vadede 319 milyar doları uzun vadeli borçlar oluşuyor. Maalesef şu alttaki görmüş olduğunuz kısa vadeli borçlar arkadaşlar, yenilemek borçları çevirdiğimizde vadeyi kısaltarak çevirdiğimizi gözlemliyoruz. Yani şu anda 100 milyarlar mertti, yani 121 milyar dolar bir önceki dönem kısa vade borcumuz. Daha önceki dönem 114, 2019'da 96 iken 130, yani 30-40 milyar dolarlık bir rakam son 3 yıl içerisinde kısa vadeye dönmüş durumda. Yani borçlarımız kısa vadeye dönüyor. Nakit girişi sınırlı. İhtiyacımız olan dövizi swap yoluyla tercih ediyoruz. Bu arada cari açık veriyoruz. Bu arada dış ticaret açık veriyoruz. Bu da döviz üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Sanırım bu zaten herkesin de bir şey takip ettiği, bir şekilde duyduğu bir şey. Fazla rakamları bulamadan bir sonraki slayda geçelim. Peki Türkiye bunu yaşarken CDS primleri, yani CDS primi şu demek, Türkiye'nin kredi risk primi demek. Daha doğrusu risk primi demek arkadaşlar, CDS primleri. Tüm ülkelerin CDS prim ölçümleri var. Örneğin Amerika 0-15-20 bandında, yani 20 bandında. Bizimki 860-900 bandında arkadaşlar. Almanya 20 bandında yine. Gelişmiş ülkelerde 0-50 puana kadar gelirken maksimum, Türkiye ayrışmış ve çok ciddi risk primi içeren bir ülke haline gelmiş durumda. Bunun şöyle bir riski var arkadaşlar. Türkiye borç vermek isteyenler ya da Türkiye borçlanmaya çıktığında riski yüksek diye bir kere borç vermek isteyenler geri adım atıyor. Biraz borçlanma konusunda şey değiliz, rahat değiliz. İkincisi, borçlanma maliyetimiz artıyor. Bu şu anlama geliyor. Dünyada LIBOR 3.80, şu anki doların Londra'dan geçen faiz oranı 3.80. Bunun içerisine 2 puan kar payı koyuyor bankalar, 5.80. Üstüne bir de 9 puanlık şey koyuyorlar, CDS primi. Biz şu anda yıllık %12 ila %14 bandında dolar borçlanarak bu 132 milyar dolarlık bir borcu çeviriyoruz. Yani bizim daha fazla kredi faizi ödememiz anlamına geliyor. Bu da uzun vadede Türkiye için risk. Ya yani zaten döviz az olan ülke olduğumuz için. Birazcık da kendi sektörümüzden ve inşaat yapı ruhsatlarıyla ilgili bir istatistik buldum, onu paylaşmak isterim. Yani ekonomideki soğumanın inşaat üzerine olan kısmını burada net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yani 2017'de 287 milyon metrekarelik bir yapı ruhsatı alınmışken şu an 2019'da 73 milyona düşüyor. Yani inşaat bir anda duruyor ki bunu zaten sektör olarak da biliyoruz. Ve şu anda döviz şey fiyatlarının artmasıyla, konut fiyatlarındaki yeni gelişen enflasyondan kaynaklı bir sanal taleple birlikte birazcık yatırımcıları, müteahhitleri şey yapmış durumda, teşvik etmiş durumda ve 113'e şu anda da 150'ye çıkmış durumda. Ama buna rağmen önceki yükselen ivmenin kaybolduğunu söyleyebiliriz. Hem maliyetlerin yükselmesi hem önünü görememekten dolayı inşaatta bir soğumanın olduğunu buradaki veriler bize açıklıyor. Turuncular da biten inşaatı gösteriyor arkadaşlar. Bu başlangıçlar, inşaat başlangıçları. Diğeri ise bitmiş olan inşaatları. Türkiye'nin nüfus artış hızıyla ele aldığımızda inşaatın belli bir ivmede devam etmesinin şart olduğu ortada. Peki tüketiciler, yani bizler alım kararlarımızı verirken hissettiğimiz ekonomik zorlukları nasıl öngörmüşüz? Burada tüketici güven endeksi diye bir endeks yayınlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir şey. Burada da açıklamasını yazdım. Tüketicilerin kişisel mali durumlarını, genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmelerini ve gelecek dönem beklentileriyle yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğimlerini ölçmeye yarayan bir endeks. Bu endeks 100 ile 200 arasında, 200'de kadar bir endeks. 100'ün üzerinde olması tüketicilerin ekonomiye güvenlerini gösteriyor. Alım kararlarını rahatlıkla yaptıklarını gösteriyor ama 100'ün altı ekonominin zor olduğunu, kötü gittiğini ya da ekonominin belirsizliğinden kaynaklı satın alma kararlarını ya da yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilediği gibi bir anlam çıkartıyor ki buradaki eğilim çizgisine baktığımızda 2012'den beri bir eğilimde, güven endeksi eğiliminde bir düşüş söz konusu olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hatta
son 10 yılın en düşük seviyesinde şu an. 63.4 ve sürekli düşmeye devam ediyor. Bu yıl sonları arkadaşlar her ay yayınlanıyor. Sizler de ekonomi gazetelerinde ya da ekonomi haberlerinde tüketici güven endeksinin düştüğü ya da yukarı yükseldiği tarzında haberleri sıklıkla okuyorsunuzdur, karşılaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra inşaat tarafına nasıl bakıyor da bizi ilgilendirdiği için onu da koydum. İnşaatta da şeye göre daha iyi. Çünkü inşaat daha canlı her halükarda ne olursa olsun. Büyük bir talep var. Hala canlılığını şeye göre, ekonominin diğer kesimlerine göre devam ettiriyor. Bu bizim için bir yerde bir avantaj olarak da değerlendirebiliriz. Yılın en yükseği 2014'müş Nisan. 97.4'müş. Haziran 22'de son 10 yılın en düşük tüketici güven endeksine sahip olduğumuz dönem olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bir sürü veri kaydetti, şey yaptık, paylaştık ekran üzerinde. Kusura bakmayın, başka yolu yoktu. Bir şekilde rakamları göstermemiz gerekiyordu. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bunu, bu kadar veriyi bir yerlere getirip Türkiye'nin şu anki durumunu daha kolay anlaşılsın diye belli bir rapor haline dönüştürdüm. Türkiye'deki mevcut ekonomik durumun özetini şöyle paylaşabilirim. Düşük kredi faiz fonlaması ile, yani Türkiye faizleri düşük tutarak büyümeyi canlı ve dünya ortalamasının üzerinde tutmayı başardı. Enflasyon son bir yıldan beri zirve seviyelerine ulaştı. Büyümeye bağlı ve devlet destekli işsizlik oranında düşüş var. Son dönemde ihracat artış hızı kesilmişse de dünya enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle karşılama oranında düşüş var. Cari açıktaki artış enerji fiyatlarındaki yükselişle ivme kazanmış durumda. Para basma hızında artış var. Para arzında 2018 sonrası ivme kazanmış durumda. KKM ile dolarizasyon hızı kesse de çözülme başlamış değil ve hala mevduatın %60'lar seviyesi DTH hesaplarından oluşuyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primleri tarihin yüksek seviyelerinde, borçlanma maliyetimiz artıyor. Tüketici güven endeksi son 10 yılın dibinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net döviz rezervleri negatif seviyede. İnşaat sektöründe ciddi soğuma devam ediyor. Kısa vadeli dış borç seviyemizde son yıllarda artış var ve cari açıkta birleştiğinde Türkiye'nin 200 milyar dolarının her yıl borcunu yenilemesi ya da borç bulması benzer. Ana sorun sınırlı ve yetersiz döviz varlığı olarak dikkat çekiyor. Benim bu Türkiye ekonomisi üzerine verileri incelediğimde ortaya çıkardığım maddeler bunlar. Belki bu daha kalıcı olacaktır. Bu verileri not alabilmek için o grafikleri tek tek incelemek durumunda kaldık. Ama işin özü bu. Biraz hızlı da gidiyor olabiliriz. Lütfen geri bildirim paylaşın. Biraz monolog gibi yürüyor benim açımdan doğal olarak. Karşılıklı bir iletişim olmadığı için. Eğer buraya kadar sunumda soracağınız varsa bir 5-10 dakika bununla ilgili soru cevapla gidebiliriz. Sonrasında da 3. bölümde ise cam paralar ne yapmalı konusunda. Onda da 10-15 maddelik, 10 maddelik bir kısa yollarımız var. Anlatımlarımız var. Onlar üzerinde gidebiliriz. Herhangi bir soru sorun var mı arkadaşlar? Ya da katkısı olan? Sanırım herkes net bir şekilde anlaşılır buldu. Teşekkür ediyorum. Peki arkadaşlar, dünya böyleyken... Burhan abi merhaba. Nezgin'ciğim merhaba. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bugün benim açımdan hem mutlu edeceğim de zor bir gün. Yani şey, sıcak bir ortam olmadığı için, yani hava sıcak da canlı karşılıklı olmadığı için tek başıma evde aynanın karşısında tekrar gibi oluyor ama sizleri görmek de... zor değil mi? Aynen. Evet, eksik olmayı. Burhan abi bir sorum olacak. Tabii şimdi ki. Veriler çok kıymetli. Şimdi mesela inşaatta bir daralmadan bahsettiniz. Ben tabii böyle çok telefon geliyor, ara ara girdim çıktım. İşte dövizde bir takım hareketler var. Faizde inanılmaz bir düşüş var. Şu anda işte resesyondan bahsediliyor. Şimdi bu bilgiler ışığında ben şuna bakıyorum. Hani sektörde bir daralma var. Mesela dövizle mal satıyoruz. Ama hem Campa'ya hem Bitufa'ya baktığım zaman hedeflerin üzerinde bir gerçekleşme var. Yani sektörde daralma, dövizde yukarı yönlü artış.
faizlerin çok düşük seviyede olmasına rağmen firmalarımız hedeflerini tutturuyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu bize yani bu kadar şey. olumsuz tablo içerisinde hani bizim de işlerimizde ciddi anlamda bir düşüş beklemek doğru olmaz mıydı? Şöyle, yani inşaat çok geniş kapsamlı bir sektör. Biz hedef kitle olarak kamyon iş yapan firmaları önceliğimizi almış durumdayız ve birazcık niş iş yapıyoruz ana inşaat pazarı içerisinde. Dolayısıyla hani biz biraz ayrışmış durumdayız. 2014'te Bitupa'nın piyasadan almış olduğu payı artırma çabamızı bugün meyvelerini yiyoruz ve bunu sözleşmeye bağladığımız için de biz diğer firmalardan ayrışmış durumdayız. Yani sektörün içerisinde sıcak takip yapan sizler gibi değerli yönetici arkadaşlarım ya da diğer arkadaşlarımın malumudur. İnşaat, konut inşaatı yapan firma sayısı bundan 10 sene öncesine göre çok düşük seviyede. Neredeyse yok denecek kadar az. Biz de zaten satış tarafında bunu kendi kayıtlarımızda gözlemleyebiliyoruz. Yani pazardan aldığımız payı satışlar boyutunda daha kolay gözlemleyebiliyoruz. Ama Bitupa ürününün kendine özel karakteri ve güçlü duruşu ve bizim de bu konuda aslında biz bu öngörüyü Murat Bey o yüzden söylüyor. Yani daha önce 2014'ler 15'lerde bu konular çok görüştük. Piyasaların çok ısınacağını, ayrışmamız gerektiğini. Biz de bu ayrışmayı Bitupa ürünleriyle yapmış olduk. Dolayısıyla Bitupa bizim için ya da FlexLobit ürünü bizim için çok kıymetli bir ürün ve bizi de piyasada ayrıştırdı. Ayrıştığımız için bunu biz hissetmiyor olabiliriz ama ekonomik veriler, rakamlar şu anda inşaat sektöründe ciddi bir sorunun olduğunu gösteriyor. Hükümetin dün yapmış olduğu açıklamaya bakıldığı zaman da konut sektörüne öncelik vereceğini TOKİ üzerinde o da bu yaşanan kira sorununun fiyat artışlarındaki sorunun arz yetersizliğinden kaynaklı olduğunun farkına vardığı için özel bir çaba sarf etmeye başladı. Ama bizim bundan etkilenmememizin nedeni açıkçası düşük belirliler için konu. Evet. Bilmiyorum ne kadar cevabı, yani benim anladığım buydu bizim kendi içimizde olumsuzluktan ayrışmamızın. Bizim de başarımız zaten tam da bakıyorum. Hani İnşaat malzemeleri sektörüne de baktığımız zaman hem rakiplerimiz ya da kol kola yürüdüğümüz tedarikçiler anlamında mesela Mardav açıklama yapıyor, Ravago, çok özür dilerim. 2022 6 aylık döneminde hedeflerini gerçekleştirmişler. Biz hocama bakıyorum, gerçekleştirmişler. 10 dilim hekeza öyle, BTM öyle. Yani hep kafamda bir soru işareti bu. Biz çok kötüye gidiyoruz, sektör daralıyor. Ama inşaat malzemecileri, beton satanlar, çimento, demir rekor kırdı, demir fiyatları, çimento rekor kırdı. Acaba bir alışkanlık mı oluştu? Hani şey gibi benzin, yani yakıt fiyatları, yakıt fiyatları böyle 4 lirayken bir anda 30 liralara çıktı. Doğru. Hala trafik devam ediyor. Uçak biletlerine bakıyorum. İşte 190 liraya geldiğim İstanbul uçak bilet fiyatı 900 lira, 1000 liralar seviyesinde. Ama uçaklarda yer yok. Trafikte hala bir doluluk oranı var. Bu bir alışkanlık mı oldu? Onun için sordum ama teşekkür ederim. Yani şey çok doğru. FlexLobit özelinde çok bence de sinkten gibi düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeyim, o hedefini tutturan firmalara detaylardan ihracatın ağırlığını ne kadar arttığını da sorarsan belki ihracat tarafıyla kompans etmiş olabilirler. Kurlar bunu destekliyor çünkü. Yani iş piyasa darken biraz yurt dışına kaymış olabilirler. Mardav bacağı, işte imalatçı üretici olan firmalar arasında. Geri bildirimde de paylaşırsan gerçekten sevinirim. Yani ihracat tarafı güçlü tutunmak istendiği için buna hazırlık yapan, üretimini ona göre planlayan, dış pazarda belli bir oranda pay alan firmalar hedefleri bu anlamda tutturmuş olabilirler diye düşünüyorum. Dezgi Bey, katkıların için teşekkür ederim. Sen tamam, teşekkür canlı pazardan birleştirmiş olduk şeyi, konuyu bir araya getirmiş olduk. Sektöre dönmüş olduk sayende. Teşekkür ediyorum. Başka katkısı olan arkadaşım var mı? Soru sonra. Şimdi saatime bakıyorum. Saat 5. Biz maksimum 1,5 saat demiştik. Peki
Bu veriler ışığında Can Pazar ne yapmalı? Nasıl karar almalı? Bunu olmaz diye düşünmeye çalıştım. Genişletebiliriz birazcık. Üzerinde yorum da yapabiliriz. Arkadaşlar öncelikle kesinlikle alış vadelerini, bu genel kuraldır. Sadece enflasyonist bugün yaşadığımız ortamlarda bağlı değil. Olabildiğince uzun tutmak lazım. Yani alışlarımızı uzun, vadesini uzatmak lazım. Tabii orada fiyat avantajını da ayrıca hesaplamak lazım. Yani istisnai durumlar olabilir. Genel anlamda söylüyoruz. Ortalamalardan bahsediyoruz. Yani ortalama 90 gün satıyorsak, 60 gün satıyorsak, 90 ya da 120 gün gibi vadeden alım yapmalıyız ki oradaki işletme sermayesi ihtiyacımız azalsın. Yani teknik olarak bir kere alış vadelerimizi olabildiğince uzun tutacağız. Satış vadelerini olabildiğince kısa tutacağız. Satış vadelerinin üzerine stokta kalma süresi, geç tahsilat süresini de eklememiz gerektiğinde hatırlatırım. Çok satılan ürünlerde tercihen yüksek stok seviyesinde kalabiliriz şu ortamda. Enflasyon yüksek olduğu için fiyat yükselme eğiliminde olmasından dolayı ama yüksek hacimli ve daha doğrusu yüksek sirkülasyon olan ürünlerden yola çıkarak bu kararı vermemiz lazım. Bu ürünler için belli bir stok seviyesinde kalmamız çok mantıklı olur. Bir kere likitte kalmamız lazım. Yani alacaklar cari hesap kayıtlar üzerinde kalmamalı. Alacaklarımız en kısa süre içerisinde vadesinde tahsil edip cebimizde, kasamızda, bankamızda almamızda fayda var. Bunun bir nedeni daha var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Alacaklarımızın tahsilini zamanında ve garantili yapmamız lazım. Bunların çoğu da genel kuraldır. Şunu söyleyeyim, şu dönemde yaşadığımız için söyleyeyim. Hükümet son yaptığı açıklamalarda bize şunu ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki, ben sanayicileri ihracat yapsın diye düşük kredi faizleriyle donattım. Tamam mısın? TC ve Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında böyle tüyolar vardı. Yani trilyonların üzerine çıktı. Tarihi zirvelerde kredi bacağımız. Ucuz da kredi verdik. Ama siz tuttunuz bunu şey aldınız, dövize yatırdığınız gibi bir serzenişi vardı. Amaçlanan imalata girmesi ve ihracatı desteklemesi istedikleri buydu. Ama tabii kurallar eksik olunca istediğiniz yönlendirme yapamayabilirsiniz. Orası ayrı bir şey. Sonrasında aldığı kararlar çok ilginç ama. Diyor ki son bir ay içerisinde belki farkındasınızdır, belki hatırlayanlarınız vardır basından da. Dedi ki bilançosunda 15 milyon liranın üzerinde döviz mevduatı bulunan firmaları ben TL'de kredi erişimini zorlaştıracağım. Ve bu firmaları TL kredi vermeyeceğim. Ya TL dövizden TL'ye döndüreceğim, dönecekler. Ya da bağımsız denetim raporu getirecekler. Bazı firmalar bağımsız denetime tabidir. Çünkü Can Pazar gibi. Bunu duyan bankalar, bunu bazı arkadaşlarımız da yakinen konuyu tartıştığımız için biliyorlar. Değerlendirdiğimiz için de biliyorlar. Özellikle BİTFA tarafındaki ithalat sürecine denk gelmişti. Yoğun bir ithalat sürecimizde. Nakit ihtiyacımız vardı. Allah'tan biz bir öncesinde yakalanmıştık. Büyük kısmını öyle yapmıştık. Yani istediğiniz zaman bankalara gittiğinizde bütün kaynakları bankalar tarafından alıp kullanım boyutunda olmayabilir. O yüzden yani ne de olsa bankadan bir ihtiyaç halinde kredi kullanırım gibi bir yaklaşım şu dönem için büyük risk. Her zaman için şirketin öz kaynaklarını güçlü tutmamız ve likitte olmamız bu dönem için elzem arkadaşlar. Çoğu firmalar o gün, o hafta bu belirsizlikten dolayı, bu Merkez Bankası'nın aldığı, hazinenin aldığı karardan dolayı neredeyse çeklerini yazacak boyuta geldiler. O yüzden likitte kalmak şu dönemde, yani likitte kalmak derken yani optimum seviyede likitten bahsediyoruz. Onu zaten finans birim olarak size ihtiyaç halinde paylaşabiliriz ne kadar olması gerektiğini. Ki zaten yüz yüze yapacağımız eğitimlerde de büyük ihtimalle bu konulara ve gerçek Canpa şirket değerleriyle sunumlar hazırlayacağız. Ona göre şirketi tanıtmış olacağız ve buradaki ihtiyacı, zorunluluğu ona göre anlatacağız. O ortamda daha net de anlatmış olacağız aslında. Şu anda havada kalabilir. O toplantılarda bunu çok daha geniş bir şekilde açmış olacağız. Zaman kalırsa bir Excel ekranım var. Onu da açıp belki bunun da üzerine gidebiliriz birazcık daha. Yani likitte kalmamızın kredi musluklarını kapanma ihtimaline karşı ki şu anda inanılmaz olağanüstü kararların alındığı bir dönemden geçiyoruz hükümet tarafından.
Yani yarın bankalara kredi faizleri %80 yaptım dese bütün maliyetlerimiz değişebilir arkadaşlar. Ki bunun olmama ihtimali zayıf bir şey değil. Yani imkansız, öyle bir şey olmaz diyemeyiz. Bu yaşadığımız süreç bunu gösterdi. O yüzden likitte bir kalmamız, güçlü likit pozisyonunda kalmamız bizim için avantaj. O yüzden alacaklarımızı zamanında yapmaya, faturalarımızı zamanında kesmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Belki birazcık daha fazla gayret sarf etmemiz gerekiyor. Gayret göstermediğimi iddia etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gider ve maliyetlerimizi iyi takip edip yönetmemiz lazım. Özellikle uygulama birimleri açısından ve genel giderlerimiz açısından çok elzem. Biz bütçe yaparken, 2022 bütçesini hazırlarken arkadaşlarımız biliyordur, yönetici arkadaşlarım. Ağustos ayında vermiştik bütçe verilerini doldurun, öngörülerinizi alalım diye. Gelen öngörülerin üzerine iki defa revize etmek durumunda kaldık. Sadece akaryakıt gideriyle ilgili olan kısmı ve beklediklerimizin inanılmaz üzerinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Bazen karlılıkları da bu anlamda, öngördüğünüz karlılıklar da farkında olmadan erimiş olabilir. Dolayısıyla giderler ve maliyetler sürekli elimizin altında takip edebileceğimiz ve yöneteceğimiz bir pozisyonda olması gerekiyor. Bir kere şirket olarak satın almalarımızda ve uygulama işlerimizde ya da satışımızda dövize bağlı işlemler yaparken kur riski almamamız kesinlikle şart. Neden almamamız gerektiğini az önceki tabloları da gördük. Kasamızda döviz yok ülke olarak. Alınan kararlarda öncelik sırası şaşmış durumda. Dünya konjonktürü bizi desteklemeyecek pozisyonda. Enerji fiyatlarının yüksek olmasından dolayı. 200 milyar doları bizim yıllık çevirmek ülke gibi, Türkiye anlamında söylüyorum, çevirmek zorunluluğumuz var ve finans piyasaları bize kapatılmış bir nevi ambargo uygulanıyor aslında. Dolayısıyla böyle bir ortamda dövizde risk almak intihardan başka bir şey değil. Şirketler öyle öngörebildikleri ve ceplerine girebilecek karı alırlarsa şu dönemde eyvallah demek lazım. En güzel kar o. Yani risk alarak kar etmek. Bu alınabilir riskler. Ayrıca finansal ortamlarda değerlendirilebilir. Bu zaten sizin bilginiz olmadığı süreçlerde biz geri planda yapıyoruz. Ya aldığımız aksiyonlar konusunda hatta bir kısmını paylaşabilirim. Yani güvence şey olsun diye finansal tarafta da aslında aksiyon aldığımızın bilmek adına. Dolayısıyla burada söylenmesi gereken şu. Eğer bir malı döviz pozisyonu döviz almak zorundaysak aynı şekilde dövizi satmak durumundayız. Ona göre pozisyon almamız lazım. Ya da dövizle almak zorundayız ama TL'ye satacağız. Yüksek kar marjı var. Ama biz bunu hedge etmenin yolları var. O yüzden lütfen finans birimiyle bu anlamda diyalog halinde olun. Yani dövizle alabilirsiniz. Faturamızı TL'den kesecek olabiliriz. Ama biz bunu hedge etmek için, yani oradaki riski yok etmek için elimizde bazı enstrümanlar var. Bankalarla bunu forward gibi işlemler yapmak suretiyle çözebiliriz. Dolayısıyla finans birimiyle iletişim halinde olmanızı tavsiye ederim. Ama genel anlamda bu riski almamayı tercih etmemiz lazım. Aslında bunun kişisel olarak da var. Yani bir gün döviz kredisi alıp ya da dövize bağlı herhangi bir MTF almak çok akılcı değil. Ne olacağı belli değil çünkü. Yani her iki tarafa gitme ihtimalleri de var. Tamamen kumar gibi bir hale geldik. Ana fotoğrafta risk büyük ama hükümetin bir IMF anlaşmasıyla 100 milyar dolarlık bir standby anlaşması yaptığı haberi konuştuğumuz bütün olumsuz senaryolar tersine de çevirebilir. Şu ana kadar hükümet IMF'ye yanaşmayacağını açık ve net bir şekilde beyan ettiği için piyasa bunu beklemiyor. Ama bu yapmayacağı anlamına da gelmez. Ya da faizlerle ilişkin sert bir karar almayacağı anlamına gelmez. Döviz pozisyonu, döviz mali şeylerini kırmak için, artışını kırabilmek için tek enstrüman faiz artışı olacak. Faiz de zaten artarken 14'ten 24'e artması olarak düşünmeyin arkadaşlar. Enflasyon seviyesine getirirse üstüne de 10 puan, 5 puan bir reel faiz uygularım derse bu şu anlama gelir. 80 iken 85, 90 hatta 100'ler mertebesine çekmesi demektir bu. Ani duruş diyeceğimiz bir seviyede getirebilir. Dolayısıyla her gün açık olan bir pazardayız, pozisyondayız. Özellikle uygulama işlerinde maliyet analizi yaparken kar marjı hesabında muhtemel maliyet artışlarını da hesaba katmamız lazım.
Yani bir anda biz %30, %40 karla uygulama işine başladık gibi bir analiz yapmış olabiliriz ama ana girdilerde beklenmedik bir fiyat artışı bizim bütün karımızı alıp hatta negatife de döndürebilir. İşçilik kısmında büyük riskler içeriyor. En azından işçilik tarafı yani ikinci kez asgari ücret artışına yol açtı. Hatta bu dönem eğer enflasyonda büyük bir artış devam ederse yıl sonundan önce ara düzenlemeler olabilir. Çok düşük bir ihtimal ama ihtimal dışı değil. Dolayısıyla biz bugünkü asgari ücretlerle hesap edersek, bugünkü maliyetlerle hesap edersek, bizi karımızı işçilik tarafıyla, maliyet tarafıyla, malzeme maliyeti tarafıyla, nakliye maliyeti tarafıyla heba etmiş olabiliriz. Dolayısıyla maliyet hesabımız her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda. Piyasa gelişmelerine hakim olmamız lazım. Yani ekonominin gidiş yönünü tayin etmemiz lazım. Piyasaları takip etmemiz lazım. İhtiyaç olduğunda bu konularla ilgili piyasa bilgisi verilebilir. Toplantılarda bunu paylaşabiliriz. Ama uzak kalmamak lazım. Yani piyasadan şu dönemde uzak kalmamak gerekir gibi duruyor. Finans birimleriyle irtibatta kalalım. Müşteri ve tedarikçi. Tedarikçiye özellikle yazdım. Çok ilginçtir. Müşteri biz risk satarken istiyoruz ama tedarikçi bağlantıları eğer kapasiteli, geçmişi olan büyük firmalardan değil ve ilk defa çalışıyorsak tedarikçiyi de istihbaratını yapmamız elzem. Yani biz bağlantı yaparız ama malı alma garantisi olmayabilir. Bu anlamda müşteri ve tedarikçi istihbaratını atlamamamız lazım. Burada batak riski oluşturmamak açısından. Son 5 yıldır hani şeytan kulağına kurşun, şirketin batağı olmayan bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu senede bir batak vermeden yılı tamamlama gibi öngörü var. Devam eden dönemlerde de. Unutmayalım arkadaşlar, şirketler az satmaktan değil, nakitlerini doğru yönetememekten dolayı sıkıntıya yaşarlar. Ben sadece şu anda firmayı hatırlayamadım ama bizim Çukurambar'da büyük bir inşaat firmasıydı. Rezgin belki hatırlarsın. Batan. Büyük bir malzeme satışımız vardı, bağlantımız. Koçoğlu. Bilançosu... Efendim? Yok, Koçoğlu da var ama benim söylemek istediğim firma başka bir firmaydı. İsmini şu an hatırlayamadım. Aslında burada kuleleri yapmış bir firma. Hatırlarsam sohbet devamında söylerim. Bilançosu 32 milyon kar vardı arkadaşlar. En son bilançosu. Bu şey mi? 2016'da kaçanları mı diyorsunuz? Ben de hatırlayamadım. Bu Gürsan zamanında yok, ondan önce de Dezgin'cim yani. O şeyden 2016'da kaçanlarda bir sorun yaşamadık o dönemlerde de. Neyse aklıma gelince paylaşayım ama çok net bildiğim şey. Yani çok konuya uyan bir. Gestaş mı? Bravo. Burcu sen misin? Benim ben. Merhaba, teşekkür ederim. Hatırlayamamıştım. Gestaş. Yani şirketin bilançosu 32 milyon lira kar yazmıştı. Son dönem bundan 10 sene önce. Ya, inanılmaz bir karlılığı var. O sene battı. Yani kar etmek şirketleri güvende tutmaz. Nakit yönetimleri neden battı? Ana sebebi şuydu. Birden fazla elindeki öz kaynaklarından çok çok fazla borçlanmıştı ve piyasa dengeleri bozulduğunda bu borcu yönetemediği için battı. Dolayısıyla az satmak şirketleri batırmaz. Nakitleri doğru yönetememek batırır. Bu anlamda nakit yönetimi her zaman önemlidir bu konu ama şu içinden geçtiğimiz süreçte, kriz süreçlerinde daha da önem arz ediyor. Bunu paylaşmak için bu notu yazdım. Sunum aslında bu kadardı. Zamanı bilmiyorum. Doğru yönetebildik mi? 17-30 dedik. Bir 10-15 dakikamız kaldı. İsterseniz konunun başlığını da dahil ederek katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımız olursa, piyasa deneyimini aktarmak isteyen arkadaşlarımız olursa seve seve dinleyelim. Burada bir kişisel olarak bir ana çıktığımız aslında buradaki 10 madde. Bunun sayısını artıralım, dikkat edeceğimiz alanları artıralım. Belki farkında olmadığımız piyasa riskleri de olabilir. Onu da dahil edebiliriz. Arkadaşlar katkı bekliyorum. Açıkçası
bilmiyorum, belki sıkmış olabilir şeyden dolayı, çok rakam olduğu için odağınızı kaybetmiş olabiliriz. 1,5 saate, 1 saat 15 dakika gibi bir süre oldu. Ama sizlerin de deneyimlerinizin varlığı muhakkak. Katılım sağlamak isteyenler varsa, ilave edin yoksa. Efendim. Eren ben. Merhabalar. Erenci merhaba. Aslında ben, merhabalar. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yani geçmişte kendi işimi yapmış birisi olarak katmak istiyorum bunu. Özellikle bu tarz piyasadaki belirsizliklerin arttığı, risklerin çoğaldığı noktalarda müşterilerdeki ticari etikte çok ciddi düşüş olduğunu fark ediyorum. Keza siz bunları çok daha iyi deneyimlemişsinizdir, çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bu dönemde maalesef özellikle şantiye bazında şantiyeler karlılıklarını artırmak için bazen kesintileri artırıyorlar. Bizce etik dışı kesintiler koymaya çalışıyorlar. Çünkü onlar bir karlılık hedefleri oluyor. Bunlar konusunda biz çok ciddi mücadele vermeye başladık. Yani hani geliyor gelmekte olan derler ya. Şu evet. an biz bununla mücadele etmeye başladık. Aynı şekilde muhtemelen Halisler'in, Ankara ekibinin de bu konuda çok ciddi deneyimleri vardır. Çok değerli veriler verdiniz ama bu değerli verilerin bizim açımızdan böyle de bir çıktısı olmaya başladı. Ticari etik bozuldukça, insanlardaki ahlakta azalma yaşandıkça bizim mücadele oranımız artmaya başladı. Ben bir de bu konuda uyarmak istiyorum. Dediğim gibi kesintiler, vade takmaya çalışmalar, peşin ödeyeceğim diyor, vade veriyor, lanet olsun alalım diyoruz. Bu tarz bazı durumlar çıkmaya başladı. Bu da bizi biraz sıkıntıya sokuyor şu an. Yani ben geçmiş deneyimlerden bu tip talepler artmış olabilir yüzdesi, sayısı. Her dönemin sorunu sorunu aslında genelde, ama bu dönemlerde daha fazla insanlar paranın değeri arttığı için, yani daha doğrusu paranın zaman değeri arttığı için, para değeri aslında artmıyor. Zamanla değeri düşmeye başlıyor enflasyonist ortamda. Ama paranın zaman değeri arttığı için buradan kendine çıkar sağlamak isteyen firmalar türeyebiliyor. Şu anda ticari krediler 30 ila 45 bandında ilerliyor. Firmanın riskine ve kredibilitesine göre değişebilen oranlarda. Yani %40'dan borçlanan bir firma bunu 10 gün, 20 gün, bir ay ne kadar sallarsa o kadar kârda demektir. Bir de büyük işleri dış kaynakla yürüten firmalar, öz kaynakla çoğu firma yapmadığı için, Türkiye'de maalesef öz kaynak yetersizliği olan ülke olduğu için buradan çıkar sağlamak isteyen firmalar olabiliyor. Biz bunlar için önlem almamız gerekebilir. Sözleşme şartlarımızı o anlamda güçlütebiliriz. Takibimizi güçlendirebiliriz. Yani bu bitmeyecek. Bu döneme mahsus bir olay değil. Ama çok doğru bir tespit. Ana sorunlardan bir tanesi de bu. Bunu önlemek de yine bize düşecek. Ben buna şöyle bir katkı daha sunmak isterim. Enflasyonist ortamlar ahlakı bozar arkadaşlar. Her şeyden önce ahlakı bozar. Cebinizdeki paranın hırsızlığıdır. Hepimiz hissediyoruz değil mi? Şu anda... Yani sonuçta bizler belli bir gelir sabitlenmiş insanlarken vergi gelirleri, ürünlerin artışından dolayı en fazla etkilenen kesimiz biz. Bu sizin dar gelirlerini ya da sabit gelirini cebinden alıp devlete ya da zengine aktarma şeyidir. Enflasyon böyle bir kirliliği vardır. O yüzden insanlar hızlı bir şekilde buradan olumsuz etkilenmeye başlarlar. Doğrudan etkilenmeye başlarlar. Ahlakı bozar. Etik kuralları bozar. Bu da enflasyonun maalesef kötü neticelerinden bir tanesi. Hesaplamalarımızı bozuyor. Öngörülerimizi bozuyor. Yani şey gibi düşünün. Vücuda girmiş bir virüs gibidir enflasyon. Tabii enflasyon arkadaşlar olmaması da kötüdür ama bu boyutta da bahsetmiyoruz. Yani enflasyonun bizim gibi ülkelerde %2 ila %5 yer olması ekonomiyi canlı tutmak açısından önemlidir. Ama %80, %100'ler, %15-20'nin üstündeki her enflasyon takibi zor olan ve ahlaksız dejenerasyonu artıran bir yapıdır. Maalesef böyle gerçeklerle karşılaşıyoruz ama onun tezahürü olarak da ticari anlaşmalara yansıyabiliyor. Bahsettiğim örneklerde aslında bunun tezahürü. Maalesef ama bu birazcık da Orta Doğu zihniyetinin de şeyi var. Yani oradan basit 3 kuruş kazanma şeyi, içgüdüsü. Aslında şirketleri güçlü tutan sözleşmeleri olan bağlılıkları ve taahhütleri yerine getirme gücüdür. Yani bu küçük hesaplarla tevessül eden firmalar çok uzun vadeli firmalar değildir. Normal şartlarda. Farkındaysanız kurumsal olan şirketler
genellikle taahhütlerini yazılı kurallar çerçevesinde olağanüstü durum olmadığı sürece daha güvendedir. Ben şunu söyleyeyim. Mardar bizim yıllardır partnerliğini yaptığımız, tedarikçimiz olan bir firma. Mardar'ın iş yapış şekliyle Jumpa hiçbir zaman sorun yaşamamıştır. Çünkü o biliyor ki zamanında alır, ürünü zamanında gönderir, kalitesini belirli olgunlukta yapar. Söylediği sözün arkasında durmaya gayret ediyor. Genel anlamda söylüyorum. Bir dahaki eksikliğe dönem olmuş olabilir. Ama yeni firmalardan hiç tanımadığınız küçük yapıda Orta Doğu zihniyetiyle düşünen, günü kurtarma zihniyetiyle düşünen firmalar da daha zorunda kalırsınız. İlişkilerde kısa vade olur. Olaya biraz böyle bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani biraz ahkam kesmiş böyle oluyoruz ama maalesef işte bu da yıllarda deneyimli diyerek yaşadığımız örnekler. Paylaşmak istedim. Katkın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Başka katkı sağlamak isteyen arkadaşımız varsa mikrofonu alalım. Efendim? Ben de bir, şimdi hep biz de muhasebeciler olarak enflasyon muhasebesinden de bahsediyoruz ya. Şimdi bir enflasyon muhasebesi için uygun şartlar da oluştu sanırım şu an, değil mi? Kesinlikle oluştu. 2023'e attılar ama büyük ihtimalle 2022 sonunda bastırıyor şeyler, odalar uygulansın diye. O da işte vergi ahlaksızlığına yol açıyor arkadaşlar. Yani aslında enflasyon cebinize gerçekte reel ödediğiniz kazancı da hesaplamanızı engellediği için devlet de bunu hesaplatmadığında daha fazla vergi almış oluyor. Enflasyon muhasebesine geçtiğinde gerçek karı ortaya çıkarma konusunda bir imkan doğuyor. Yine %100 gerçeğe ulaşmak zor ama en azından vergi avantajı doğurabiliyor. O yüzden böyle odaların talebi var. Yasa olarak 2023'te başlayacağını biliyorum. 2022'nin uygulanması ile ilgili odaların şeyi var, talebi var. Yani şirketlerin aslında gerçek karlılığı ortaya çıkmış olacak mı enflasyon muhasebesiyle, yoksa sadece vergisel bir avantaj mı doğacak devlet için? Yani gerçek karlılığına ulaşmak normal mevzuattaki sistemde mümkün değil. Bunun için bağımsız denetim raporuyla uluslararası finansal raporlama sistemiyle ulaşılabilir gerçek karlı görmek için. O yüzden de tüm dünya satın alma yaparken IFRS uygulayan firmalar üzerinde çıkmış raporları kabul ederler. Yani Türkiye vergicilik anlamında bir yasal düzenleme var. Yani şu anki bilançolar şirketin gerçeğini yansıtan bilançolar değil. Yani rakamlar orada bağlanan rakamlar olsa bile değil. Dolayısıyla hani orada gerçek vergi ödemek anlamında değil ama bir nebze daha az vergi ödetebilir. Enflasyon farkını düşerek hesapladığınız için. Yani enflasyon Özür dilerim. Enflasyon muhasebesinin ne olduğu konusunda bize böyle çok hızlıca bir 10 saniye, 20 saniyelik bilgi verseniz olur mu? Ben öyle bilmiyorum söyleyeyim. Mesela. Enflasyon muhasebesi şu demek. Şimdi biz geçen sene 10 bin liralık bir ücret gelirimiz var diyelim. Bunu şirkete örnekleyebilirsin. Şirketin 10 bin lira gelir var diyelim. Bu sene 20-30 bin lira kar etti. Biz aslında %200 büyümedik. Enflasyon rakamları büyüttüğü için 30 bin liranın içinde enflasyon farkı da var. Yani parasal büyüklüğün oluşturduğu katkı da var. Geçen sene 10 bin lira alan bir ücretti. Bugün 20 bin lira aldığında %100 kazanç elde etmişti. Reel kazancı olmayabilir. Enflasyon %110 ise aslında %10'luk bir kaybı var demektir. Dolayısıyla o kar net ortaya çıkarmak için enflasyon farkının düşünmesi lazım bilanço kalemlerinde. Bu bir hesaplama teknikleri var. 2000'li yılların hükümet geldikten sonra 2004 yılında 2004-2005 yıllarında enflasyon muhasebesi yasaya girdi, uygulandı. O günden bugüne enflasyon 2-3 yıl üst üste %20'nin üzerine aşmadığı için uygulaması yoktu. Son yıllardaki enflasyon artış yasanın uygulamasını zorunlu kıldı. Serkan Hanım'ın sorduğu da konu bununla alakalı. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Peki Orhan Bey, bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi politika faiz dediğimiz seviye %14'deyken %80 seviyesinde enflasyon yaşıyoruz. Paramızın kaybı bu aradaki fark değil mi? Biz her ay bu kadar bir cebimizden para gidiyor diyebilir miyiz? Enflasyon muhasebesi o faizle doğrudan alakalı değil. Yok, bu enflasyon faizinden bağımsız bir soru. Biz tüketiciler yani, için. Evet. Zaten sorun orada. Ben çok girmedim konuya da. Döviz hesaplarını anlatırken hem bireysel hem de şirketler bazında döviz olan eğilim anlatırken 100 milyar doların üzerinde 2014'ten bugüne döviz mevduatında bir artış var. İnsanlar parasını korumak için aslında
dövize meylediyorlar. Yani orada bir spekülasyon amacı taşıyan illaki vardır. Ama genelin öyle taşıdığı kanaatinde değilim. Yani siz faizi enflasyon %50 ve 50'den başlayarak söyleyeyim. O zamanlar 40-50 mertebesindeydi bu uygulamaya geçildiğinde. 80'e gelmişken politika faizini %14 tutarsanız, yani kişi her sene koyduğu 100 bin liranın 70 bin lirasını cebinden kaybedecek demektir. Çok korkunç bir oran değil mi? Yani evet. Ciddi yani, bir hırsızlık var aslında. Şu anda öyle maalesef. O yüzden de borsalar, altın, döviz bir şeyi kıramazsınız. Bu dolarizasyonu ya da paranın farklı enstrümanlara kayışını önleyemezsiniz. Ekonomi dışına çıkarması önleyemiyoruz o yüzden. Evet. Bankaların rekor kar açıklamasının da temel sebebi bu zannediyorum değil mi? Çünkü işletme kredileri %35-40'larda, ticari bireysel krediler verilmiyor ama verildiği noktada 45'leri falan buluyor galiba. 42-45 bandı diye biliyordum en son. Ama banka bir şekilde Merkez Bankası'ndan %14'le alıyor. Alabiliyorsa tabii politika faizi olarak. Bu arada belki de bu faiz farkını bankalar mı kendine kar yazıyor? Ya aslında sonuçta tam da söylediğin gibi hükümetin aldığı ekonomiyi canlı tutmak için faiz düşürme politikasını bankaların işine yaradığı son 8 aydır net bir şekilde görülüyor. Bankalar sınırsız bir şekilde bir kere şeyden Merkez Bankası'ndan borç alamıyorlar. Orada bir sınır varmış. Her bankanın bir limiti var. Aynen şirketlerin limiti gibi. Yani ben 1 trilyon TL'lik kredi kullanacağım. Ben de 1 trilyon ver dediğinde banka Merkez Bankası vermiyor. Ama ne kadar verirse versin 14'ten alıyorsun. Sonra repo faizini, yani devletin tekrar hazinenin ihtiyacı oluyor. %20'nin üzerinde devlete tekrar borç veriyor. Yani böyle bir uygulama saçmalığı olamaz. Yani üçüncü şahıslara, ticarethanelere verilmiş bir faizden bahsetmiyoruz. Yani 40'dan, 30'dan, 40'dan ticari müesseselere uygulanan faizler. Onlar ayrı zaten. 14'ten alıp da ya da 14, 15, 16'lardan mevduat toplayıp üzerinde 30-40 bandında firmasına göre vermek de bankalara olağanüstü kar yaratmış oluyor. Kar aktarmış. Ahlaksızlık dediğimiz konuların içinde bunlar da var. Yani enflasyon bütün ahlakı yerle bir ediyor. Fakiri daha fazla fakirleştiriyor derler. Eskiden beri belki duyduğunuz bir şey. Zengini zenginleştirir diye bir kavram var. Yani paranın gücünü tabii doğru yönlendirme kaydıyla hissedildiği zamanlarda düşük gelirlere bundan ya da sabit gelirler zarar görür. Şeyler böyle manipülasyon açık olan, döviz pozisyonlarından MTI'ye yatıran, manipülatif spekülatif işlere para yatıranlar üzerinde ciddi kaynak. Yani zenginlik el değiştirdiği dönemlerden geçiyoruz aslında. Öyle söyleyeyim. Evet. Bankalar da şu anda zenginleşiyor yani. Sebepsiz zenginleşme aslında bunun adı, hukuktaki adı. Bir sebebi yok. Hükümetin aldığı karara bağlı bir zenginleşmeden bahsediyoruz. Yani faaliyete dayalı bir zenginleşme değil. Konuştukça konu açılmıyor. Ben çok girmek istemiyorum ama yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Burhan Bey. Sağ olun. Programımız, evet, 5 dakikamız kalmış. Bitirebiliriz. Melike Hanım, sizin orada mısınız? Sanırım çoğu kişiyi kaçırdım. Gerçi 28 kişi duruyor bu sefer. Excel gibi olmamış. Burhan Bey, son olarak bir şey daha sorabilir miyim ben? Tabii ki. Bu kur korumalı mevduat, yani ne kadar peki bu doları daha baskılayabilecek? Yani bu yöntem sizce ne kadar daha gider? Yani şu an doları nasıl tutuyorlar? Bu yöntem seçimlere kadar gider. Seçimlerde her kim gelirse gelsin, yani mevcut hükümet ya da muhalefet iktidara gelirse gelsin, sert reçeteyi uygulamak zorunda. Başka bir şansı yok. Yani faizleri artırmak zorunda. Aslında faizi zımbi artırmak demek KKM. Ya diyor ki sen faizde alamadığını kurla alıyorsan ben sana o faize gitme. Döviz pozisyonunu bozdur. Ben sana kur farkı adıyla vereyim faizi diyor. Yani bugün KKM'ye yatıranlar enflasyondan bir şekilde normal faize göre daha fazla korunmuş durumdalar. Bu hükümet 3 ayda bir güncelliyor, devam ettiriyor. Yasa olarak belli bir süresi vardı ama her 3 ayda bir yeni dönemi de kapsayacak şekilde genişletiyor. Fakat ana şeyde kırılma yok. Yani toplam mevduat 240 milyar dolar demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlarsan az önceki şeyde grafiklerde. Evet. Şu anda 220 ya yani 27 milyar dolarlık bir azalma var. %10'a falan denk geliyor yani neredeyse. %10 yani %90 hala pozisyonu bozmuş durumda değil bu.
bir şekilde bir güvensizlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ya da mecburiyetten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tam yani hepsi de iç içe de olabilir bunların. Dolayısıyla hani KKM bir şekilde faiz artırımı seçimlere kadar hükümet devam ettirecekmiş gibi duruyor. Başka da eğer faiz artırmazsa bundan başka da seçeneği yok. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ediyorum. Benim bir sorum var Burhan Bey. Bu bir ara bono şey gibi bir yorumlar yapılıyordu. Süper bono. Yani şeydi, gelir endeksi senet GES diye geçen kamuoyunda. Evet. Yani doları biraz düşürmek için bonoları piyasaya sürecek. Çok etkili olmadı yani. Çok etkili olmadı çünkü devletin kar yaratan kurum sayısı çok çok az. Yanlış hatırlamıyorsam orada bir trenlerle alakalı mı? Acayip ya da limanlarla, liman işletmeleriyle alakalı bir şirketin bonosunu senedini, kar senedini çıkarmışlardı. Onu ona endeksleyerek yapmışlardı. Ya yani KKM varken çok da etkili olmadı. Çok fazla bir meyil olmadı ona. Çünkü ana senaryoyu bozacak, trendi kıracak, yani döviz dolarizasyondan kıracak, insanların TL'ye olan güvenini artıracak, TL'ye dönmeyi sağlayabilecek gibi durmuyor. Bunlar açıkça söylemek gerekirse birazcık daha böyle günü kurtarma küçük hesaplar gibi geliyor bana. Çünkü ana sorun orada duruyor karşımızda. Yani döviz sınır, hatta yok, eksi rezerv var, 200 milyar dolar borç var. Hala enerjiden dolayı şeyimiz, döviz olan ihtiyacımız devam ediyor. Bunu çevirmemiz lazım. Borç alacağımız alanlar sınırlı. Yani bir gün Londra'ya gidiyorlar borçlanmak için. İstedikleri alamadan geliyorlar. Orta Doğu'ya gidip Orta Doğu'da sıvapla dönüyorlar. Yani o da karşı ne verdiğini sorguladığımız bir ortamdan geçiyoruz. Yani bunlar hani siyasi amaçlı söylemiyorum. Yani o anlamda söylemlerin hiçbirisinin gerçekten siyasi bir anlamı yok. Ben tamamen rakamlara bakarak hissiyatımı paylaşıyorum. Çoğu da kendi kişisel görüşümdür zaten. Dolayısıyla bunu çözmeden, döviz girişini sağlamadan ve belli bir stabilizasyon yaratmadan bu sorunları çözmemiz kısa vadede mümkün değil. Yani yeni bir hikaye yazılmadığı sürece, bu hikaye işte 2002'de yazmıştı hikayeyi mevcut hükümet. 2002'deki hikaye de işte belli bir seviyeye kadar 20 senedir devam ediyor. Ya yeni bir hikaye yazacak ve piyasaya güven verecek. Fakat attığı adımlar işte ters. Zaten sorun orada. Yani 2018'den grafikte bir şey fark ettiniz mi? Enflasyon 2018'de yükseldi olsun için 2019'da düşmüştü. Farkında mısınız? Ben bir saniye o tabloyu göreyim, göstereyim de. Bu çok ilginçtir. Enflasyon. Evet. Şimdi 2018'de enflasyon 33'e çıkıyor. 2018'de kur hareketiyle, kurda yine benzer bir yüksel sıçrama oldu. Enflasyon %33, hatta şeyde tüketici enflasyonu %20. Sonra o tarihte sanırım Naci Ağbal geldi. Sıkı para politikası uyguladı. %11'lere düştü enflasyon. Adamı aldılar görevden, bir anda patlattılar. Şimdi yani alınan evet. Kararlar da desteklemiyor maalesef. Piyasa bu güvensizliği ondan oluşturuyor. Kendi attıkları adımlardan kaynaklıymış gibi duruyor. Amacını da şu an piyasadan anlayamadım. Yani hükümetin yapmak istediği, piyasaya vermek istediği mesajı anlayamadım. Sadece şu zorlayarak şunu çıkartıyor. Türkiye elindeki kaynakları ihraç etsin. Aynen Çin modeli gibi. Yani Çin ne bulursa ihraç etti düşük işçilikte. Yani fakirleşmiş. Aslında fakirleşerek zenginleşme senaryosu bu. Halk fakirleşsin ama elimizdeki varlığın hepsini yurt dışına satalım. Bir döviz girişi olsun uzun vadede. Dövizimiz dengelensin. Kurtulalım. Ama bu kısa vadede ana sorunları çözecekmiş, politikaymış gibi durmuyor. Belki 2020... Bu acaba tamamen bir ekonomik büyümeyle alakalı olabilir mi? Enflasyonist ortamı yaratma. Yani böyle bir enflasyon kendi hükümeti de götürür. Böyle bir sonuç kendisi için yani sıkıntı. Yani bunun, nasıl büyüme, bunun amacı yok yani. Evet, aslında şu anda bir negatif büyüme var aslında. Enflasyonun etkisiyle büyümeyi mi göstermek istiyorlar sadece? Ne olabilir ki amaç? Ya piyasaya sadece şimdi şöyle zorladığında şunu gözlemliyorum. Diyor ki eğer faizleri artırır da enflasyonu baskı altına alma politikası uygularsan bu işsizlik olacak demektir. İşsizlik, insanların gelir seviyesinin düşmesi, mağdur olması, çok kişinin canlı yanması demek. Bu da benim seçimde kaybedeceğim demektir diyor. Yani hükümetler genellikle piyasayı canlı tutmak isterler seçime girerken.
sırf bu amaçlı olduğunu düşünüyorum. Piyasa canlılık alsın diye, ama bence onların da beklemediği hızda olumsuz yönde değişti, gelişti. Yani şuradaki grafik bakıldığında %20'ler mertebesinde, 14'ler mertebesinde %80'e gelirken 2020-22 yılında 1,5 sene içerisinde, hatta bir sene yani öyle diyelim, bir sene içerisinde senaryo komple değişti. Beklemiyorlardı belki, öngöremediler. Yani bir öngörü eksikliğinin olduğunu düşünüyorum ve bunun hesabını herhalde kendileri göreceklerdir yani. Ya da halk ya da seçimler bunun doğrulamasının karşılığıdır. Eğer devamlı isterse uygulanan politikaların halk tarafından olumsuz karşılanmadığı anlamına gelir. Karşılanmayacaksa da, yani hükümetten düşürürlerse de, demek ki burada bedelini ödemiş olacak hükümet, yani 20 yılın bedeli. Ya çok ilginçtir. Aldığı kararlarla ters orantı olduğunu göstermek için bunu gösterdim. 33'e çıkmış bir enflasyonu aşağı çekiyorsun. Bunu çeken adamı göremiyorsun durup dururken. Yani bu kadar ters bir politikadan bahsediyoruz. Başka yoksa toplantıyı tamamlayalım isterseniz. Program saatine 5 dakikada açtık. Bence zamanlama anlamında biraz doğru gidiyorduk. Aşmayabiliriz ama hoşunuza gitti. Sohbetlaştık Burhan Bey. Sohbetlaştığımız için sorun olmaz herhalde. Program oydu. Benim açımdan bir sorun yok. Yani benim açımdan sorun devam edebiliriz. Ama burada da bitirebiliriz. Sonrasında yüz yüze görüştüğümüzde de bunlarla ilgili açıklamalar, yani şeylerin değerlendirmeleri yapabiliriz. Biz bunları, bu anlattıklarımıza istinaden şirketin yönetim kararlarını da sürekli kullandığımız bir yer. Az önce Murat Bey sohbetin başında da aldığımız ekonomik aldığımız kararlar, bu veriler ışığında, bu değerlendirmeler ışığında ortaya çıkan sürdürülmüş kararlardır. Bugüne kadar da sonuçlarının olumlu camlara yansıdığını gözlemlemekten dolayı da mutluluk duyuyorum. Tabii başta Murat Bey'in ilgisi ve desteği, yönetim kurulunun bu konudaki bilgiye göstermiş olduğu değerin de önemini yok saymamak lazım. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şirketin de karşılığını bulmaktan da mutluluk duyuyorum. Bilgi seviyemizi artırdıkça şirketlerin gelecekteki var olma hikayelerinin devam edeceğine de inanıyorum. Tamamen şu dönemler olağanüstü dönemler. Bir de normalleştiğinde, bir de jumpy o zaman görün dediğimizde, belki şu ankinin 5 katı bir anda büyüyeceğiz. Gerçekten de bir anomaliyle yaşıyoruz arkadaşlar. Yani şu an yaşadığımız süreç, ya tarihi süreçler, hem dünya anlamında hem ülke anlamında, yani ekonomide kuram olmayan konularla yönetiliyoruz. Alınan kararlar öyle değerlendiriliyor. Bir taraftan da dünyada bir anomali var. Maalesef ölçümleme yapmak, değerlendirmek de zor. Buna rağmen alınan kararlardan ve sonuçlarından açıkçası ben mutluyum. En azından olumsuz bir şeyimiz olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak diyorum ve katıldığınız için her birinize gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim zaman olursa Ankara'da Jumpa yapıya ait olan ticari faaliyetler sonucunda elde edilmiş hem eğitim bazında olacak hem de bilgi ufuk dağarcığımızı, ufkumuzu açacak tarzda olacak. Şöyle olacak arkadaşlar, yani bir şirkete 90 gibi vade aldık. Ayda 10 milyarlık, 1 milyonluk satış yaptık. %20 kar marjıyla sattık. Ne kadar işletme sermayesine ihtiyaç olur? Bunun önemini gösteren bir çalışmalarım var. Onları göstereceğim. Yani kişisel birikimi de artıracak şeyler bunlar. Hem de şirket hafızasını güçlendirecek, söylediğimizi daha kolay anlamayı sağlayacak boyutta olacak. Yani biz durup dururken valör farkı, valör açığı, para eksiği, para fazlası, nerede bu para, niye bu kadar kar ederken para nerede sorularını karşılığını hep birlikte araştırmış olacağız. Araştırırken de gelişmiş, eğitilmiş olacağız. Bilgi sahibi olacağız diye düşünüyorum. Öyle bir öngörüm var. Eğer zaman sorunu olmazsa, uygun bir ortam oluşursa, hem Ankara'da hem de İstanbul'da ayrı ayrı böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler Burhan İyi Bey. Akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.